iktidarın sizce hiçbir şey yapmadığı fındık meselesi ve çözüm önerileri nelerdir Sayın Usta? Şöyle, şimdi fındık, bak Karadeniz'in çok fazla bir şeyi yok. Tarımsal ürün olarak tabii bizim, özellikle bizim yani Samsun'dan sonrası kısmı için söylüyorum. Bizim doğusu için söylüyorum. Şimdi fındık ve çay var. Evet. Turizm potansiyeli var. Fakat hiçbir yatırım yani düzgün bir şey yapılamadığı için, tanıtılmadığı için turizmden hiçbir iktisadi bir şey elde edemiyor. İşte şimdilik yavaş yavaş biraz Arap turist geliyor filan. Ondan sonra sanayi zaten yok. Coğrafya buna müsait değil. Şimdi dolayısıyla fındık ve çayı burada özel koruma altına almamız gerekiyor. Ha bunu yaparken de fındık bir kambur değil. Dünyanın fındık üretiminin, tüketiminin kesinlikle yaklaşık %75'i bizde. İhracatta da üretimde de %70-75. Biraz da payımız düşüyor. Ondan sonra beceriksizliğimizden, verimliliğimizin azalmasından dolayı. Şimdi 2 milyar dolar natürel olarak, fındık olarak sattığınız zaman bile, ki ben buna rızam yok. Kesinlikle. Niye fındığı fındık olarak satalım? Ham maddeyi bir ham madde olarak satmak gelişmemiş ülkelerin şeyidir, karakteristiğidir. Aslında yani, tüm sorun burada zannediyorum. Tabii. Şimdi ya ben... Ya bu ben de, hakikaten hükümeti anlamıyorum. Burada belli merkezleri seçeceksiniz, belli yerler. Hı hı. Ya verin özel teşvikleri buraya. Tamam mı? Bunlar yani kanunlar çerçevesinde elbette bahsettiğim şey. Hı hı hı. Kimseyi kayırma anlamında falan demiyorum. Çekme anlamında demiyorum. Buraya çikolata fabrikalarına tabii fındık neydi kullanılıyorsa onların fabrikalarının buraya yapılmasını sağlayalım. Bunlar böyle bizim yapamayacağımız, beceremeyeceğimiz çok büyük teknolojik şeyler falan değil. Tesisler falan değil. Kesinlikle. Yani şimdi geçen Almanya'dan birisi bana bir hemşeri şey getirdi, çikolata getirdi. Tamam mı? Baktım bizim fındıklar çikolatanın içerisinde bütün bütün duruyor. Yani onun fındığın kilosunu diyelim ki oraya biz kaç dolardan satıyorsun? 7 dolardan mı ne satılıyor falan o civarda. Yani 50 dolardan çikolata olarak yer alıyoruz. Aynen. Kendi fındığımızı. İşlenmemiş bile şeyin içerisinde bütün şeklinde. Şimdi dolayısıyla fındığın bir defa katma değerini artıracak tesisler yapılması lazım. Bu işin olmazsa olmazı. Ama şimdi tabii o kadar sıkıntılı ve aciz bir durumdayız ki buraya gelmeden daha bir sürü problemimiz var. Şimdi yıllardan beri fındık üreten bölgelerimizde biz fındığın depolanma imkanı verecek bir şeyi lisanslı depoculuğu orada becerememişiz. Daha yeni yeni işte Giresun'da bir şeyler biraz var. Neyse evet. Şimdi falan yaptığı şeyler var. Onlar da TMO yaptı bilmem ne boş duruyor. 40 tane falan şey yapıldı evet. Boş duruyor. Yani şu anda ben üretici olarak paraya ihtiyacım yok diyelim ki. Bugünkü fiyatı da beğenmiyorum. Ben bunu 3 ay sonra malımı satacağım desem fındığımı depolayabileceğim, sağlıklı depolayabileceğim bir yer yok. Bu neye neden oluyor biliyor musunuz? Fındığı paraya ihtiyacınız yoksa bile emaneten tüccara veriyorsunuz. Tüccar ihracatçıya gidiyor. İhracatçıdan yurt dışına bile bizim fındık çıkıyor. Çikolata olarak bizim fındığın çikolatanın içerisinde yemeye başlıyoruz ama hala parası alınmamış. Üretici hala dolayısıyla fiyatı da kesilmemiş. Hı hı. Dolayısıyla fındığın arzında şimdi piyasa serbest piyasa nedir? Arz talep dengesidir. Hı. Fındığın arzında bir sıkıntı olmayınca fiyatı hep düşük seviyede tutulabiliyor. Bir başka hikaye daha var burada. Fındık üreticisi, yüz binlerce üreticisi var. Bunlar örgütlü değil. Ama alıcı tek bir tane alıcı olmuş. Bu hükümetin bir başarısızlığı, bir beceriksizliğidir. Bütün fındığı, Türkiye'nin fındığını toplayan tek bir tane yabancı firma var. Bir yabancıya peşkeş çekiyoruz fındığımızı, Karadeniz'in bütün mahsulünü, insanların emeğini. Bu firma istediği fiyatı tespit edebiliyor burada. Niye edebiliyor? İşte yani bir müdahale kurumu yok doğru düzgün çalışan. Mesela bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçim beyannamemizde biz diyoruz ki garanti fiyat uygulaması yapacağız fındıkta. Şu fiyatı biz veriyoruz kardeşim deyip bir devletin bu işle ihtisas sahibi ve finansal bünyesi güçlü bir kuruma, müdahale kurumuna ihtiyaç var. Önerilerimizin bir tanesi böyle bir müdahale kurumu oluşturulmalı. TMO bu vazifeyi yapamıyor. TMO alım yapamıyor. TMO'nun alım merkezleri yok. Geçici alım merkezleriyle bilmem ne. Şimdi Ayvacık için uğraşıyorduk bir kalıcı alım merkezi kurmaya falan diye. İşte yer gösterin dediler. Ayvacık Ziraat Odası yer gösterdi. Bilmem ne yaptı. Şimdi mobili de kaldırmışlar en son. Niyeyse kızdılar mı ne olduysa. Yani biz orayı daha kalıcı olsun diye uğraşırken mobili de kaldırmışlar. Diyorlar ki ta Çarşamba Şeker Fabrikası'na 70 kilometre getir fındık teslim et. Ya adam zaten kaç lira kazanıyor. Oraya gelecek orada randevu olacak. Kuyruğa gelecek bilmem ne yapacak. Bunlar olacak işler değil. Bezdiriyor. 10 lira fiyat tespit etmişsiniz. Tespit ettiğiniz fiyat maliyetin altında. Devletin Tarım Bakanlığı açıkladığı maliyetler yanlış hatırlamıyorsam 10,5 lira civarında. 10 lira diyorsunuz fiyata. Onunla da randımandan bilmem nereden dolayı düşüyor. Adam götürüyor işte o önergeyi konuştuğum gün 8 lira 20 kuruştu fındığın yurt içi piyasadaki fiyatı. Dolayısıyla yapılması gereken şeylerden birincisini o yüzden şunu olarak söyledim orada. Bir defa lisans depocu yaygınlaştırmamız lazım. İnsanlar pazara ürününü kısması lazım. Tamamını sunduğun zaman fiyatta bir şeyiniz yok.
İki, müdahale kurumu oluşturulması lazım. Bu mağduriyeti önleyecek. Hı. Yani bir anlamda taban fiyat uygulayacak bir kurumunuz olacak. Piyasaya istediği zaman girecek, piyasayı regüle edecek. Ondan sonra piyasadaki üreticiyi örgütlememiz lazım. Tek alıcı var, monopson bir piyasa oluşmuş, yüz binlerce satıcı var. Kim ne yapabilir o tek alıcı karşısında? Şimdi bu piyasanın, buna piyasa aksaklığı derler iktisat literatüründe. Hı. Bunu bir defa bulmamız, serbest piyasa, bu öyle bir serbest piyasa falan değil. Yani bütün malımızı bir yabancıya peşkeş çekme piyasası. Şimdi bunların yapılması lazım. Verimlilik problemi var. Fındık ağaçları yaşlanmış. Küf hastalığı var. E şimdi bunların üzerine gidilmesi lazım. Buralarda teşvikler vermemiz lazım. Buraları gençleştirmeye yönelik. Sonra fındık ekim alanlarıyla ilgili problemler var. Öyle gelişi güzel. Bakın hiç siyaset yapmıyorum. Siyaset yapacak olsam herkes istediğine gitsin. Ya taban arazide fındık mı yapılır? Şimdi öyle bir noktaya da getiriyorsunuz ki işi. Başka bir şeyin yapılma imkanı olan işte %6 eğimin üzerinde olması lazım diyoruz eğimi. Fakat bunun kontrolü yok, bir şey de yok. Bu politikalarla yani iyi kötü falan diye oralarda başka şey zaten şu anda köyler hep boşaldığı için ondan sonra fındığı ekiyor, geçiyor, gidiyor. Şimdi fındık ekim alanlarının rasyonalize edilmesi lazım. Gerekirse sınırlandırma yapılması lazım. Onların daha yamaç yerlere kaydırılması lazım. Bunlar bakın hep önerilerimiz. Ondan sonra işte katma değeri artıracak özel yatırımlara teşvik verilmesi lazım. Bu hayati olan noktalardan bir tanesi bu. Yani 2 milyar doları 2,5 milyar dolara çıkarmak değil şeyimiz. Hani fiyatı biraz düzeltip 2 milyar doları 20 milyar dolar yapmak olmalı hedefimiz. Bu da yapılamayacak şeyler değil bu. Yani bizim yapmadığımızı yabancı yapıyor zaten. İsviçre'nin çikolata fabrikası yapıyor, Alman'ın çikolata fabrikası yapıyor sizin fındığınızı kullanarak. Ondan sonra son olarak da daha da yapabiliyorsak yani bu yurt içinin dizayn edilmesiydi. Hı. Şimdi yurt dışına satışta da fiyatların Türkiye'de oluşmasına yönelik bir efendim sistemi, bir borsa şeyini kurabilmemiz lazım. Ama tabii şunları bile yapamayınca o öbürünü yapmak çok hayal gibi oluyor. Çok fantazi kalıyor. Bunlar ama bunların hepsi yapılabilecek şeyler. Ama buna eğilmek lazım. Özetle fındık altındır. Bölge içinde altındır, Türkiye içinde altındır. Fındığı kambur olarak görmemek lazım.